Yani futbol takımlarının geneli için bunu konuşmak gerekir mi bilmiyorum ama mesela 2-3 böyle ağır vasat olduğunda takımın o nasıl diyeyim kötü tarafını temsil edenler olduğunda sanki takımın diğer tarafları da ona uyuyor gibi. Yani iyi çekmek yerine kötüyü daha kolay çekiyor gibi. Tabii Malatya için önemli galibiyet. Çok uzun süre kazanamamışlardı. Bu hafta Kayseri'de, Malatya'da kritik galibiyetler aldı. Düşme hattındaki takımlardan iç sahada. Tabii devre arası Guilherme ve Yahovic'i gönderdikten sonra Malatya çok sarsıldı. Sergen Yalçın da ayrıldı malum. Çift Santrafor programına hoş geldiniz. Haftanın maçlarını konuştuğumuz bu programda dolu dolu hangi karşılaşmalar, neler olacak hangi karşılaşmalarda Uğur'la birlikte yorumlayacağız. Uğur selam. Selam, merhabalar, hoş geldin. Girebildim programa. Onca yaşadığım felaketler üzerine. Nasıl geçti haftan? De fırtına vardı, değil mi? Dolu yağdı. Bugün de gene Evet. buralar rüzgarlı, bazı bölgelerde hortum falan da oldu. Çok geçmiş Senin olsun. terasında durum ne? Ya dün benim önce doludan dolayı araba açıkta kaldı. Bizim otopark açık. Onu geldim çektim doluda. Terasta sıkıntı yok. Aha. Terasa da akşam baktık. Uğur'un Yani çok fazla hasar terası yok. Dijitürk gibi. Evet, yani yağmur yağdığında iki şey etkileniyor. Birincisi Dijitürk, ikincisi Uğur'un Çok terası. iyi. Vallahi akşam kontrol O ettik. yüzden bir şey söyleyeyim mi? Haberlerde görünce direkt aklıma geldi. Acaba dedim ne durumda? Uçmuştur herhalde hortumdan sonra falan. Neyse, bu hafta birbirinden güzel karşılaşmalar var. Beşiktaş-Konyaspor'la başlayalım. Bu arada Burak Yılmaz yani bir döndü, pir döndü. Döner dönmez de o gol yükü almıştı. Gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyordu. O süreci de sanıyorum ki atlattılar mı sence? Bundan sonraki süreçte öyle olur mu? Yani Beşiktaş'ı artık böyle gollü maçlarda mı göreceğiz? Gollü karşılaşmaları mı izleyeceğiz Beşiktaş'ın? Vallahi iki maç oynadılar pandemi sürecinden sonra malum. Bir tanesinde işleri yolunda gitmedi. Geri dönemediler Antalya maçında ama bir tanesinde Denizli maçında döndüler. Ama iki maçta ortak bir şey vardı. Çok dominant bir futbol oynadılar. Çok istekli oynadılar. Toplam 41 şut, 19 korner atmışlar 180 dakikada. Yani ortalama 4,5 dakikada bir şut atıyorlar. 9 dakikada bir korner atıyorlar yaklaşık. İşte Şenol Güneş döneminde 4 yıl boyunca böyle dominant oynamaya, önlem alma değil de önlem aldırma odaklı oynamaya alışıktı. Abdullah Avcı döneminde biraz bu konuda geri adım atıldı ama Sergen Yalçın tekrar Beşiktaş'ı büyük takım gibi, şampiyonluk adayı gibi, puan tablosu geri ne olursa olsun öyle oynatmaya başladı. Yani gol atarlar atamazlar ayrı konu ama üretirler. Yani Beşiktaş artık her durumda her rakibe karşı üretir. Her rakibe karşı büyük takım gibi oynar. Konya karşı da öyle oynar. Hani en azından bunu biliyoruz ama Konyaspor atabilir mi karşısında atamaz mı vallahi gerçekten şimdi. güzel bir boy gösterdi, öyle değil mi? Konya'da toparlanma var. Yani. Bülent Korkmaz zaten iyi bir takım devraldı Aykut Kocaman'dan. Defansif anlamda çok tutarlı bir takım teslim aldı ama gol atamıyorlardı. Hatta uzun bir süre iç sahada atamamışlardı. Düşün kendi statlarında. O sorunlar da yavaş yavaş çözdüler. Bayiç de yavaş Gıpta yavaş oldu o maçı form bir. tuttu ve aynen öyle iyi bir maç oynadılar. Şampiyonluk adaylarından birine karşı. Beşiktaş'a karşı da yani zorluk çıkarırlar. Bu maçta hani Beşiktaş kazanırsa bile belki tek farklı kazanabilir. Konya gerçekten zor bir rakip. Peki devam edelim. Bu arada Caner Erkin'in menajeri açıklama yaptı. Sene sonunda yani başka takımları, yurt dışından takımlar da istiyor Caner'i gibi. Bununla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Şimdi Caner daha önce de böyle bir süreç yaşamıştı. Hatta Inter'e gitmişti. Sonra oynamadan geri döndü.
Türkiye'ye geri döndü. 32 yaşında, tabii artık çocuğu falan var. Bilemiyorum ne kadar hayatını değiştirmek ister. Çünkü bu radikal bir karar. Ama Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini açıkladı. Sonuçta kontratı bitti. Tabii ki oyuncunun ailesinin kendi tercihidir. Caner her zaman Türk futbolu için özel bir oyuncu. Üç büyük takımda da forma giydi. Fenerbahçe Hepsine ister misin? beğendi. Valla Fenerbahçe'nin bir sol bek sorunu var. Çünkü Hasan Ali uzun süreli sakatlık geçirdi. Zaten o pozisyonda iki oyuncusu yok yani. Bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin ki o bir de bu sene sakatlık geçirdi ve çok sıkıntı çekti orada. Fenerbahçe sol bek arıyor. Trabzonspor Novak'la da ilgilendikleri iddia ediyor. Yani gidebilir Caner de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Tabii bir istihbarat olarak söylemiyorum bunu. Bir yorum olarak söylüyorum. Caner hangi takıma gitse ilk 11 oynar, katkı yapar. Peki, madem Caner dedik, madem Fenerbahçe dedik, Fenerbahçe Malatya Spor'la devam edelim. Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak karşılaşma. Fenerbahçe'de Serdar Aziz dışında önemli bir eksik kalmadı. Serdar'ın durumu da net değil bu arada. Yeni Malatya Spor'da Hafez sarı kart cezalısı. Şimdi Fenerbahçe Kasımpaşa'ya da kaybetti. Haliyle yani şu sezon galiba en kötü sezonlarından bir tanesini yaşıyor. Bu sezonda ligde 9. kez yenildi. Diğer tarafa baktığımızda Malatyaspor'a baktığımızda 12 maç aradan sonra geçen hafta Göztepe'yi yendi. Umut Bulut da gol attı, gol yollarında da rahatlar. Yani formda bir takımla düşüşte bir takım arasında oynanacak bir karşılaşma olarak görüyorum ben bunu. Tabii Malatya için önemli galibiyet. Çok uzun süre kazanamamışlardı. Bu hafta Kayseri'de, Malatya'da kritik galibiyetler aldı. Düşme hattındaki takımlardan iç sahada. Tabii devre arası Gilerme ve Yahoviç'i gönderdikten sonra Malatya çok sarsıldı. Sergen Yalçın da ayrıldı malum. Orada Kıyar Tansong ve Umut transferlerinin nihayet hani golle dönmüş olmaları Hikmet Karaman için iyi haber. Fenerbahçe'ye gelince Doğru. valla 19. haftanın sonunda 19. haftaya baktım. Başakşehir'i yenmişlerdi 2-0 ve Başakşehir'i sıralamada üstüne çıkmışlardı Başakşehir. Trabzon vardı 19. haftada. Yani sadece 9 hafta önce. 9 haftada tepe takla gitti Fenerbahçe. Yani 19. hafta şampiyonluk yarışçısıyken şu anda 7. basamağa düştü. 9 haftada tek bir galibiyet alabildi ve yani bir kırılganlık göstergesi bu. Çünkü takım kötü bir takım olsa 19. haftada aynı takım vardı, aynı oyuncular vardı ve bu takım şampiyonluk yarışı yapıyor. 9 haftada ne oldu ki bu kadar tepe takla gittiler? Tamamen mental sebepler, duygusal sebepler bana sorarsan. Yani takım bir kırıldı, ritmi bir kaybetti, bir daha toparlayamıyor. Malatya karşısında toparlayabilecekler mi? Tahmin etmek zor. Şey soracağım peki, böyle her hafta farklı karşılaşmalarda mutlaka bir ya da iki sürpriz sonuç çıkıyor. Sürpriz dediğimiz şey nedir? Yani hiç beklenmedik performansın dışında skor üretmeleri. Yani mesela bakıyoruz, yani gol yollarında çok aktif olmayan bir takım o hafta bir an farklı sebeplerle skor üretmiş olabiliyor. Bu haftanın sence sürpriz karşılaşması olabilir mi Fenerbahçe Malatyaspor? Valla Yani Umut Kıyar sürpriz derken Tansong'a da Gökhan Fenerbahçe nezdinde. Töre de etkiliydi. Malatya nezdinde düşündüm ben. Hani onlar gol atmayı nihayet becerdiler. Fenerbahçe'de şöyle. Mesela ben geçen hafta Muriç'i tanıyamadım. Yani sanki Muriç gitmiş yerine çiğ et yemeyen ikizi gelmiş gibi. Yani topları kontrol edemiyor. Özgüveni inanılmaz zayıf. Bir dakika, onu bir açıklayayım. Çiğ etini bir açık. Hani formda olduğu dönemde eşi çiğ et yediyorum demişti ya, sanki artık ondan sonra çiğ eti bırakmış Kasımpaşa maçında. Yani tanınmaz haldeydi. Büyük bir özgüven sorunu var. Sonuçta oyuncu iyi oyuncu. Muriç iyi oyuncu. Kötü oyuncu değil. Hani bu özgüven sorununu aşarsa Rodriguez iyi oyuncu. Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. Deniz Türüç iyi oyuncu. Mehmet Ekici iyi oyuncu. Ama bakıyorsun bir araya geldiklerinde kötü bir takım ortaya çıkıyor. Yani bu özgüven sorununu aşarlarsa Fenerbahçe'de büyük bir özgüven sorunu var.
Niye olmasın? İstikrarsız sonuçlar beklenebilir sezonun geri kalanında Fenerbahçe. Yani futbol takımlarının geneli için bunu konuşmak gerekir mi bilmiyorum ama mesela 2-3 böyle ağır vasat olduğunda takımın o nasıl diyeyim kötü tarafını temsil edenler olduğunda sanki takımın diğer tarafları da ona uyuyor gibi. Yani iyi çekmek yerine kötüyü daha kolay çekiyor gibi. Şimdi şöyle, Fenerbahçe negatif bir enerji var. Bence onu hissettim. Mesela maçın başında Deniz bir pozisyon kaçırdı. Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonu yukarı vurdu. Ozan ona tepki gösterdi. Ozan Tufan. Ozan tepki gösterince hatta Deniz Türüç döndü. O da Ozan'a hey filan diye seslendi. Kameralar gösterdi. Yani neredeyse saha içinde kapışacaklardı. Halbuki ne yapmış? Deniz gol kaçırmış yani. Gol kaçırabilirsin. Bilerek yapmadı bunu. Demek ki orada başka Aradan durumlar da söz konusu. tabii yani bir huzursuzluk var. Bir takım içinde bir bağlar zayıflamış. Takımdaşlık duygusu zayıflamış. Sonra o yarım saat sonra aynı maç içinde Ozan bomboş kale karşı karşıya direğe vurdu topu. Yani şimdi sen orada Deniz'e tepki gösteriyorsun. Gol kaçırdı diye. Sonra kendin direğe vuruyorsun. Niye? Negatif bir enerji var. Yani takımda bir negatif enerji olursa, takımdaş bağ zayıflarsa eller ayaklar dolaşır. Hissettirin de yapamaz hale gelebilirsin. Peki, bu maç için ne dedik? Bu maç için valla Fenerbahçe yine puan kaybederse sürpriz olmaz yani. Gerçekten tahmin etmesi çok zor bir maç. Peki. Trabzonspor Ankaragücü'ne geçiyorum. Cumartesi günündeyiz hala. Saatler 21'i gösteriyor Cumartesi günü. Önemli ve güzel bir karşılaşma diye düşünüyorum. Başakşehir'le Ankaragücü bu hafta kiminle karşılaşmıştı? Başakşehir'le miydi? Ankaragücü bu Başakşehir'deydi sanırım. hafta Başakşehir'e Kimi 2-1 zorlamıştı yenildi. bu hafta? Başakşehir'i 2-1 doğru hatırlıyorum. Başakşehir 2-1 yenildi ama yani Başakşehir'i zorladı. Başakşehir de zirvede olan bir isim. Yani şampiyonlukta pay sahibi olan bir isim. Şimdi Başakşehir'i zorladı Ankaragücü. Trabzonspor'u da bence zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ankaragücü özellikle büyük takımları zorlamaya daha müsait zaten. Çünkü gerçi Mustafa Reşit Akçay da ayrıldı, o da yani ayrı bir garip bir karar. Yani gerçekten tam Türkiye'ye özgü bir karar. O kadar işleri iyi giderken böyle garip bir kararla Mustafa Reşit Akçay'la yolları ayırdılar, ama hani bildiğimiz Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'ın Ankaragücü. Eğer onlar aynı stratejiyle sahaya çıkacaklarsa büyük takımlara güçlük çıkartmaya çok müsaitler. Çünkü topu sevmiyorlar. Topu rakibe bırakıyorlar. Rakibin tamamlayamadığı hücumlarda çok hızlı hücuma çıkıyorlar. İşte Mihalak ve Lobanidze, Gerson Rodriguez, Orgil, 4 tane hücum oyuncusu. Hepsi çok hızlı, çok seri, çok atletik. Kazandıkları toplarda hem akılcı çıkıyorlar hem süratli çıkıyorlar. Başakşehir'e karşı da özellikle ilk yarıda, maçın ilk yarısında çok zorluk çıkardılar. Maçın ikinci yarısında Başakşehir biraz savunma yöne çıkarmayı bıraktı ve Ankaragücü'ne o alanları vermedi. Maçı çevirdi. Muhakkak ki Trabzon takımı da izlemiştir Ankaragücü Başakşehir maçını. Muhakkak ki ona göre hani savunmayı çok öne çıkararak herhalde başlamayacaklardır. Atak tamamlama önemli bir mesele yani. Atağı bir şekilde tamamlaman lazım. Avutla, kornerle, şutla. Çünkü atağı tamamlayamadığın zaman rakip sana fatura kesebilir. Tamamlayamadığın hücumların dönüşü Ankaragücü sıkıntı çıkarır. Enteresan bir maç. Yani gollü olacağını düşünüyorum. Ankaragücü'nün yine Trabzon'u zorlayacağını düşünüyorum. Trabzon'un avantajı, bir hafta önce hani Başakşehir maçını izlediler ve Ankaragücü'nün neler yapabileceğini biliyorlar. Bir de şu anda kaçıncı haftada netleşecek tam olarak düşmeleri? Yani tabii bu Yani sezon 6 sonuna yedi kadar tabii. devam eder. Çok yakın her şey. Ya o yüzden bu maç onlar için de Ankaragücü için de çok önemli olacak. Şüphesiz tabii. Yani Mesela kümede kalma savaşı yani zor bir fikstür. Ankaragücü'nün de Trabzonspor'u yani zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden ben bu maça beraberlik diyorum, biliyor musun? Hüseyin'in kırmızı kart cezalısı. Alanya maçında çok anlamsız bir kırmızı kart gördü.
Uğurcan'ın sakatlığı var işte, oynayıp oynamayacağını artık herhalde maç tarihi yaklaşını göreceğiz. Vakayeme ile Sosa'nın da sakatlıkları var. Trabzon'da önemli eksikler de var. Hüseyin'i çok Demek aramazlar çünkü orada Fenerbahçe'de ama. bir maç dedik. Aynı zamanda Trabzon'da gerçi asiste katkı veriyor ama Sörloth'un da 6 haftadır çok katkı sağlayamadığını görüyoruz 6 maçtır. Yani gol şeklinde. Gol Ama olarak, yok, bu hafta asist dediğim olarak gibi güzel bir veriyor. asist yaptı Abdülkadir Yok, Ömer'e. Evet, gol atamamış doğru asistinde bir ama. sorun yok. Gol atamama konusunda. Ama çok Sekiz asisti faydalıdır var Sörloth yani. Sörloth'un. Öyle mi? Abdülkadir'e Peki, çok tamam. fazla pozisyonda tabii kendi de gidebilirdi. Ha, golü attırmayı tercih etti. Alanyaspor. Cumartesi günündeyiz. Saatler 21'i gösteriyor. Cumartesi günü karşılaşmalarından bir diğeri. Göztepe son 6 haftada 5 yenilgi aldı. Sadece Çaykur Rizespor'u evinde yenebildi değerli izleyenler. Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut da kupada finale kaldıklarını, ligde de ilk 5 sıra için mücadele ettiklerini dile getirmişti zaten. 5. sıradaki Beşiktaş'la arasında 3 puan fark var. O aslında Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra o süreci böyle rüzgarı arkasına aldılar bence. Yeniden bir yükselişe geçeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Alanya oynuyor. Eğer Trabzon Alanya'yı yenerse ligde de büyük ihtimalle Avrupa bileti alacağı için o zaman lig beşinciliği Avrupa Ligi bileti anlamına gelecek. Dolayısıyla beşincilik önemli. Öncelikle yani Önemli. Alanya'nın hem Türkiye Kupası'ndan hem de ligden Avrupa Ligi'ne gitme hedefi var. Bir de havuzda sıralama bonusu var yayın havuzunda. Altıncıya yanılmıyorsam 3,5 milyon lira veriyor. Beşinciye yanılmıyorsam 7,5 milyon lira veriyor. Yani orada bir para ödülü de var. O böyle katlanarak gidiyor. İşte lig şampiyonu 30 küsür milyon liraya kadar çıkıyor katlanarak giden para. Dolayısıyla maddi tarafı da var. Yani Alanya'nın burada o yüzden işaret ettiği hedef de önemli. Trabzon karşısında son dakikaya kadar çok dirençli bir Alanya izledik. Papiss ise müthiş bir sezon geçiriyordu zaten. Bakasetas da Trabzon karşısında şutlarıyla çok zorladı Trabzon kalesini ve sonunda da attı 3-4 şut denemesinden sonra. Göztepe'nin de teknik adam değişikliği de zaman zaman dile getiriliyor. Sanki Alanya zorlar gibi Göztepe'yi. Yani buradan enteresan bir sonuç çıkabilir. Bu arada Göztepe puan sıralamasında ilk 9'a baktığımızda değerli izleyenler en az gol atan takım konumunda. 33 golü var Göztepe'nin. Bu karşılaşma gollü mü olur sence Uğur, yoksa yani Alanyaspor favori kuşkusuz ama. Ben gollü olacağını düşünmüyorum. Dediğin gibi Göztepe çok zor gol atıyor. Wilczek transferi de hani Gojeron gol sorununu çözmedi. Serdar Gürler dışında Halil Akpınar zaman zaman Samaner'i yuparlıyor ama skor anlamında Göztepe'yi alıp gidecek, sırtlayacak bir adam çıkmadı. İki takım da iyi savunma takımı. Çok çok gollü olacağını tahmin etmiyorum ben de. Düşük skorlu bir maç olabilir. Peki, Çaykur Rizespor, Denizlispor'la devam edelim. Pazar gününe geldik ve saatler 18.30'u gösteriyor. Denizlispor pandemi öncesinde 3 haftada 7 puan almıştı. Gerçekten pandemi sürecini böyle sürecine girerken böyle formda giren ekiplerden bir tanesiydi. Ancak ligin yeni başladığı 2 haftada, son 2 haftada puan alamadı. Pandemi kime yaramadı? Denizli'ye yaramamış görünüyor. Bu haftada Ünal Karaman'la çıkışa geçmeyi yavaş yavaş başaran bir Çaykur Rizespor var. Kuşkusuz Rizespor biraz daha favori durumda. Bence de öyle. Bir de Denizli hani çok kolay fırsat veriyor. Savunma anlamında da biraz kırılgan. Son iki haftada da 33 şut fırsatı vermişler. Beşiktaş'a da özellikle maçın son yarım saatinde inanılmaz pozisyon verdiler. Çok dağıldılar. Bize de bir iç saha takımı. Devre arasında yaptıkları Harmaş ve Şikoda takviyesiyle ön tarafta da yaratıcılıklarımız katan arttı. Yani çok burada lafı uzatmadan Rize'nin içeride favori olduğunu söylemek çok kehanet sayılmaz.
Göztepe'de puan almak için, Denizli'de puan almak için acaba zorlar mı? Acaba bu maç berabere biter mi diye düşünüyorum şu anda. Ya muhakkak Denizli'nin de pozisyonu garanti değil. Onlar da ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için zor maçlar tabii ki puan almaya çalışacaklar. Denizli'nin de mesela sonradan oyuna giren Sedat Şahin Türk Beşiktaş maçında enteresan bir katkı yaptı. Başlayabileceğini düşünüyorum. Rodallega gibi hani ligde her maça tesir edebilecek sürpriz skor katkısı yapabilecek oyuncular var. Elbette. Ligde zaten güçler birbirine çok yakın. Yani bu ligin özelliği çok rekabetçi olması. Herkesin herkesi gerçekten yenebilmesi. O yüzden tabii ki yani hiçbir Şimdi sonuç, hiçbir maçta sürpriz olmaz. bir diğer maçımız iç sahada en başarılı takımla dış sahada en başarısız takımın karşı karşıya geldiği bir maç. Sivasspor, Kayserispor. Pazar günü Sivas şampiyonluk Ostalamız'da. yarışından ufak da olsa koptu şimdi, gerçekçi olalım. Çünkü o beraberlikle, geçen hafta aldıkları Konya beraberliğiyle puan farkı 6 oldu Başakşehir'le. Trabzonspor'la 4. Çok kolay değil kalan 6 haftada hani bir rakibinizde 6, bir rakibinizde 4 puan farkı kapatmak kolay değil. Ama hala Şampiyonlar Ligi pozisyonu için iddiası var. UEFA Avrupa Ligi pozisyonu için zaten pole pozisyonda. Yani Sivas'ın iddiası sürüyor. Tabii Sivas'ın en büyük handikapı kontratı biten 3 iyi oyuncusu oldu. Yani Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan'ın kontratlarını bitiyor olması Sivas'ın dezavantajı oldu. Erdoğan yeniledi kontratını ama Süreçte performansları da Mert'le düştü. Sanki gerçekten odaklanamadılar, konsantre olamadılar. Hani geçtiğimiz haftalarda da seninle konuşmuştuk. David Luiz örneğini de vermiştik hatta. Yani biz bize konuşurken yayında vermedik bu örneği ama illaki bu süreç birçok oyuncunun psikolojisini etkiledi. Ben çok normalde görüyorum ama hani bu kadar çok çözülme yaşanabilir miydi? Yaşanmasa daha iyi olurdu diye de düşünüyorum. evet, David Luiz'in işte bir yıl kaldı kontratı. Uzatma görüşmeleri yapıyorlarmış Arsenal'la. Diyor ki işte hataları yaptıktan sonra Manchester City maçının kader adamı olduktan Bir sonra bir yılda penaltı yaptırdı, bir 6-60 kırmızı kart bildiğim gördü. kadarıyla Evet, o iddialar günkü vardı koşulda itibariyle insanların. şöyle dedi. Şöyle dedi, hani kontrat konusunda 15 gündür çok fazla uzattım. Pandemi sürecinden hani kontrat konusunda karar vererek çıkmalıydım. Benim hatam dedi. Yani kafa karışıklığına işaret etti. Kendi kendine benim kafam karışıktı dedi. Tabii Mert'le Emre'yi de etkilememesi düşünülemez. Şimdi hayatlarının imzasını atıyorlar. İkisi de ilk büyük imzalarını olmayacak. Yani ikisi de muhtemelen etkilenmişlerdir yani Ama şüphesiz. devre arasından beri var yani sadece pandemi sürecinde değil devre arasından beri böyle bir durum vardı. Sanki şampiyonluğa giden takımda biraz daha böyle konsantre olsalardı. Bilemiyorum sadece bu psikolojiye de bağlamak istemiyorum ama Sivasspor'un bunca hafta lider tamamlayıp lider götürüp daha sonrasında böyle bir düşüşe geçmesi kötü oldu gerçekten. İşte şampiyonluk uzun Ya bir de haftalar barındırıyor. pandemi olmasa şimdi lig bitmişti. Transferiyle uğraşıyordu oyuncular. Pandemi olunca hem lig devam ediyor hem de transfer süreci devam ediyor. Bu çok garip bir sezon oldu. Yani oyuncular için talihsiz oldu gerçekten, kabul etmek lazım. Bu maça ne diyorsun peki? Tahminin ne olacak? Ne Valla olur? Kayserispor yani iç sahada daha etkili. Sivasspor tabii ki hani 1-0 falan kazansa benim için sürpriz olmaz ama Prosinečki ile Kayserispor taş gibi takım oldu yani, çok dirençli, hiç kolay pes etmeyecekler. Onu da söylemek lazım. Peki. Başakşehir'e geçiyorum. Başakşehir Galatasaray mücadelesi haftanın maçı. Saat 21'de. Galatasaray'da talihsiz bir şekilde sakatlanan Muslera uzun süre yok değerli izleyenler. Markao ve Falcao sakat. Mariano Sarıkart, Ahmet Çalık ve Adem Büyük ise kırmızı kart cezalısı. Andone ise takımdan ayrıldı. Yani bu Galatasaray neler yapabilir Uğur? Özellikle savunmadaki sıkıntılar tabii kritik. Şimdi Mariano yok, sağ bek. Marco Luyendama yok, orijinal stoperlerin.
Yani normal ideal savunma dörtlüsünden bir tek sol bekin Saratki var. Diğerleri eklektik olacak yani bir şekilde oraları çözeceksin. Marka Lüyendam'ın yok mu? Donk döndü ama bu sefer de Ahmet yok. Dolayısıyla 4 orijinal stoperine 3 yok. Donk'un partneri hani Lemina olur diye tahmin ediyoruz. Lemina ve Emin. Başka alternatif yok. Sağ bekte de Şener veya Lines olacak gibi görünüyor. Yani çok eklektik bir savunma grubu olacak Galatasaray'da ki yani ligin belki de en zor maçta çıkıyorlar. Liderle oynuyorlar. Bu maçın sonucuna göre şampiyonluk yarışıyla ilgili kaderleri belli olacak. Yani ligin kaderine tesir edecek maça da bu kadar savunma konusunda problem çıkmak istemezdi Galatasaray ama öyle çıkıyor. Bir de şöyle de bir önemli gerçek var. Gaziantep maçının son bölümünde çok düştüler fiziksel olarak. Oyuncu değişiklikleri mesela Gaziantep'in her oyuncu değişikliği olumlu tesir ederken Galatasaray'ın her oyuncu değişikliğinde Galatasaray geriledi. Ve bu sezon maçların son 15 dakikasında yedikleri gollerin %40'ını yemişler. Yani son bölümlerde düşen bir Galatasaray var. Başakşehir'le aksine Ankara Gücü maçında maçın sonunda vites artırdı. Oyuncu değişiklikleri özellikle Robinho girdikten sonra Başakşehir çok daha etkili olmaya başladı. Yani uzun lafın kısası maçın son bölümüne kalırsa iş Başakşehir orada fiziksel olarak daha çok ayakta kalabilen bir takım. Ya şimdi oyuncular nezdinde biz performanslarını konuştuk. Aynı zamanda istikrarlı bir takım görüntüsünü daha fazla çiziyor Başakşehir, ama böyle maçlarda da, böyle kritik maçlarda da bir kulübün, gerçi seyirciler de yok, bir kulübün sahip olduğu teknik direktör mesela çok önemliymiş gibi hissettiriyor bana. Yani şu anda elbette Okan Hoca'ya da, Okan Buruk Hoca'ya da saygısızlık yapmam, ama sanki böyle maçlar da Fatih Terim'in maçlarıymış gibi hissediyorum ben. Tabii kariyeri boyunca bu tip maçları kazandı. Çok geriye gitmeye gerek yok. Geçen sezona git. Yanılmıyorsam 19 Mayıs'tı yani bir yıl önce. Başakşehir'de Galatasaray şampiyonluk maçı için sahaya çıktı. O gün Başakşehir kazansa şampiyon olurdu. Galatasaray kazandı. Galatasaray şampiyon. Daha bir yıl önce. Bir yıl, tabii bir yıl önce evet. Bir yıl önce Galatasaray Başakşehir'in elinden şampiyonluğu aldı. Bir önceki sezonda yine sonuna kadar iyi giden bir Başakşehir sonunu getirememişti. Dolayısıyla bu tarz hani kırılma maçlarında, kritik maçlarda Fatih Terim'in büyük deneyimi var. 8 tane lig şampiyonluğu var. Şöyle o zaman avantajı takımı, çok iyi bir takım var, çok iyi bir kulübesi var. Galatasaray'ın ise güvendiği yani bir numaralı faktör Fatih Terim, haklısın. Evet. Ya yani Muslera olsaydı mesela şansının çok daha büyük olduğunu söyleyebilirdim. Şu anda yani gördüğüm kadarıyla ben şöyle görüyorum. Yani takımdaki oyunculara haksızlık yapmak istemiyorum, ama Başakşehir Fatih Terim gibi görüyorum yani. Çünkü birçok cezalısı var, işte sakatı var, oynamayanı var. Yani düşünsenize, Falcao gibi bir oyuncuyu aldınız. Yani yıldız bir oyuncuyu aldınız. Yani bir sezonun belli bir bölümü beklediniz, belli bir bölümü daha beklediniz, belli bir bölümü çok azıcık gördünüz. Yani gerçekten yazık, yazık yani. Hakikaten yazık. Bir de Falcao Neyse. oynayamazsa Falcao'nun alternatifi Andone sakat, Adem de yok. Yani Falcao oynayamazsa Galatasaray'ın elinde orijinal santrfor da yok. Hani oraya da bir devşirme oyuncu muhtemelen Onyekuru kaymak zorunda kalacak herhalde. Yani. Garip. Yani Falcao Çok oynayamazsa Terim'in ilginç bir orada da maç eli çok olacak. sıkışacak. Evet. Peki bir diğer Kesinlikle karşılaşmaya ilginç olacak. gidelim hızlı hızlı. Pazar günü saat 21'de Gaziantep Antalyaspor. Çıkış yakalamak isteyen iki takım. Antalyaspor son 10 haftada yenilmezken 19 toplamayı da başardı bu arada. Antalyaspor bu hafta yenilmezse lig tarihinde en uzun yenilmezlik serisine imza atacak. Kendi tarihinde. Süper gidiyor Antalya. Yani aradaki kupa mağlubiyetini saymazsak aylardır yenilmiyorlar. Gaziantep'te geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında hani büyük bir iş başardı. 3-1'den geri döndü. İptal edilen gollerine rağmen döndü tekrar 90 artı 10'larda beraberliği kurtarmaya başardı. İki takım da istim üstünde. İki takım da çok formda. Gaziantep iç sahada stratejisini nispeten daha iyi uygulayan bir takım. Ama Antalya'nın da İşte Yahoviç olsun, Podolski olsun, Hamilton olsun.
Yani süper bireysel Sinan Gümüş olsun, süper bireysel formlar yakaladılar. Bu maç haftanın en eğlenceli, en zevkli, en gollü böyle 3-2, 3-3, 4-3 süper maçlarından biri, belki birincisi olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Uğur yorumların için. Ben teşekkür ederim. Bol şans dileyelim şimdiden. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.